Hoş geldiniz. Cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözüm videosuna devam ediyorum. 10. soru aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Bu soru ara sözlerle ilgili bir soru. Ara söz adından da anlaşılacağı üzere cümlenin arasında ortasında yer alır. Ara sözü cümleden çıkarın. Cümlenin anlamı bozulmaz. Ara söz kendisinden önceki ifadeyi açıklar, detaylandırır. Ara söz ayrıntı verir. Ara sözün başına ve sonuna virgül yahut kısa çizgi işareti konur. A'dan başlayalım. Ankara'ya çocukluğunun ve gençliğinin şehrine tekrar gidiyordu. Altı çizil ifade ara söz arkadaşlar. Ara söz veya ara cümle özelisin değilse küçük harfle başlar. Çocukluğunun kelimesinin ç harfi küçük yazılmış doğru. Bakın ara sözü göstermek için ara sözün başına ve sonuna virgül işareti getirilmiş. Şimdi bu ara sözü cümleden çıkaralım. Cümlenin anlamı bozulmaz. Ankara'ya tekrar gidiyordu. Bakın anlam bozulmadı. Bel öğrenciler bakalım A seçeneğinde. Ara söz hangi ögeyi açıklamış? Gidiyordu yüklem. Giden kim o? Oh, o oh, gizli özne arkadaşlar. Bel öğrenciler bu durumda cevap A olmuyor. O nereye gidiyordu? Ankara'ya. Ankara'ya yer tamlayıcısı. Bakın ara sözün yer tamlayıcısı olması gerekir. Çünkü ara sözden önceki ifade yer tamlayıcısı görevinde. Aynı soruyu tekrar soracaksınız. Gidiyor yüklem. Giden kim? O, o gizli özneydi. O nereye gidiyor? Ankara'ya yer tamlayıcısı. Bir daha soralım. O nereye gidiyor? Ara sözü okuyalım. Çocukluğunun ve gençliğinin şehrine yer tamlayıcısı. Bakın ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısı. Öznenin değil arkadaşlar. Tekrar zar tamlayıcısı. B'ye devam ediyoruz. Annesini hayatına ışık tutan kadını hiç olmadığı kadar özlemişti. Özlemişti yüklem. Özleyen kim? O. O gizli özne arkadaşlar. Bu durumda B seçeneğiyle cevap olmuyor. O kimi özlemişti annesini? Bakın ara sözden önceki ifade. Ara söz bu arada hayatına ışık tutan kadını ifadesi arkadaşlar. Kimi özlemişti annesini? Belirtin nesne. Demek ki ara söz nesnenin açıklayıcısı sevgili öğrenciler özlemişti yükleyen özleyen kim o gizli özne o kimi özlemişti Annesini belirtin nesne tekrar soralım o kimi özlemişti ara sözü okuyalım hayatını ışık tutan kadın nesne bakın ara söz neslinin açıklayıcısı ara sözü çıkarın anlam bozulmaz annesini hiç olmadığı kadar özlemişti hiç olmadığı kadar ifadesi ise zarf tamlayıcısı C'den devam ediyoruz akşama doğru Akşama doğru ifadesinin ne anlamı var arkadaşlar? Zaman anlamı var. Demek ki akşama doğru zarf tamlayıcısı. Bu durumda ara söz zarf tamlayıcısı. Yani ara söz zarf tamlayıcısının açıklayıcısı C'de. En sevdiği vakit. Bakın en sevdiği vakit ifadesi ara söz hemen çıkaralım. Akşama doğru babasından almıştı bu müjdeli haberi. Bakın anlam bozulmadı. Almıştı yüklem arkadaşlar devrik cümle. Alan kim o? O gizli özne. Demek ki cevap Denizli. Ne zaman akşama doğru zarf tamlayıcısı, ne zaman en sevdiği vakit arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı ara söz, zarf tümlecinin açıklayıcısı. Evet cevap denizli. Hemen şöyle sayfayı yukarı alalım. Ahmet sınıfın en başarılı öğrencisi bu yıl fen lisesine yerleşmişti. Yerleşmiş yüklem arkadaşlar. Yerleşen kim? Ahmet. Ahmet Özne oluyor. Tekrar soralım. Yerleşen kim? Ara söz okuyalım sınıfın en başarılı öğrencisi. Bakın ara söz öznenin açıklayıcısı arkadaşlar. Bu durumda cevap denizli. 11 aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden yüklem ve özneden oluşmuştur? Adana Ayşe bakın Ayşe ifadesinden sonra virgül var. Demek ki Ayşe özne oluyor, yüklemden uzak düşmüş. Özdeden sonra virgül işareti konur. Ayşe izlediği bu filmi tekrar izlemek istemiyor. İstemiyordu yüklem. İstemeyen kim? Ayşe, Ayşe özne. Ayşe ne istemiyordu arkadaşlar? İzlediği bu filmi tekrar izlemek. Belirtisiz nesne sevgili öğrenciler. Bakın A seçeneğinde yardımcı ögelerden bir olan nesne var. Cevap A değil. E, hayatımın kahramanı biricik babam burnumda tütüyordu. Burnumda tütmek deyim arkadaşlar söz grubu. Parçalayamazsınız. Yüklem oluyor. Burnunda tüten kim? Hayatımın kahramanı Biricik Babam arkadaşlar. özle. Bakın özleden sonra zaten virgül gelmiş. B'deki cümle temel ögelerden yüklen ve özleden oluşmuş. Cevap Bursa. C. Bursa'yı ve içindeki güzel insanları çok özlemiştim. Özlemiştim yüklen. Özleyen kim? Ben. Ben gizli özne arkadaşlar. Ben. Ben. Nereyi çok özlemiştim? Nereyi değil de neyi çok özlemiştim arkadaşlar? Bursa'yı ve içindeki güzel insanları belirtil nesne. Şimdi nereyi sorusu nesneyi buldurur diye bir bilgi karşınıza gelebilir. Aslında nesnenin sorusu neyi kimi arkadaşlar? Sonuçta neyi özlemiştim? Bursa'yı ve içindeki güzel insanları. Yani C'deki cümle yardımcı ögelerden nesne ile oluşturulmuş. Çok ifadesi zarf tamlayıcısı ne kadar özlemiştim? Çok özlemiştim. C'deki cümlede nesne ve zarf tamlayıcısı var. Bunlar yardımcı ögelerdir. Denizli okulu bitirince mesleğe atılmak için her yolu deniyordu. Deniyordu yüklem. Deneyen kim? O, o gizli özne arkadaşlar. O neyi deniyordu sevgili öğrenciler? Her yolu belirtili nesne. Bakın yardımcı öge var. Hangi amaçla her yolu deniyordu? Mesleğe atılmak için. Zarf tamlayıcısı ne zaman mesleğe atılmak için her yolu deniyordu? Okulu bitirince Zarf tamlayıcısı. Bakın ince burada zarf fiil eki arkadaşlar. Zarf fiil eki varsa orada zarf tamlayıcısı yani zarf cümleci vardır. Cevap Bursa. 12. Özne ve Yüklem cümlenin temel ögeleridir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur? Yani Yüklem ve Özne'den oluşmuştur. Adana kazandığı ödülü anne ve babasına ithaf etti. İtaf etmek bir deyimdir veya yardımcı fiile kurulan birleşik fiildir. Söz grubudur. Parçalayamazsınız. Yani yüklem oluyor arkadaşlar. İtaf etmek, armağan etmek veya bir adına, biri adına sunmak anlamına, anlamlarına gelir. Kazandığı ödülü anne ve babasına armağan etmiş. İtaf eden kim? O. O gizli özne arkadaşlar. O neyi ittaf etti? Kazandığı ödülü belirtilmesine. Kimi arkadaşlar? Anne ve babasına yer tamlayıcısı. Bakın A seçeneğindeki cümle yardımcı ögelerden de meydana gelmiş. Nesne ve yer tamlayıcısı yardımcı öge oluyor. Bursa başarı. Demek ki başarı özne arkadaşlar. Özneden sonra virgül konur. Hata yapmaktan korkmayan insanlarındır. Hata yapmaktan korkmayan insanlarındır. Yüklem arkadaşlar. Hata yapmaktan korkmayan insanların olan ne? Başarı. Başarı özne. B'deki cümle temel ögelerden özne ve yüklemle oluşturulmuş cevap bursa. Arkadaşlar şu korkmayan kelimesindeki an sıfat fiil eki. Sıfat fiil eki varsa öncesi ve sonrası vardır. Bir söz grubu vardır değerli öğrenciler. C seçeneği uyanır uyanmaz kedisine mama verdi. Verdi yüklem veren kim o? O gizli özne o ne verdi? Mama mama belirtisine. Neye mama verdi? Kedisine yer tamlayıcısı. Ne zaman kedisine mama verdi? Uyanır uyanmaz zarf tamlayıcısı. Arkadaşlar A'da olduğu gibi C seçeneğinde de cümlemiz temel ve yardımcı ögelerden oluşmuş. Uyanır uyanmaz ikilemesindeki ırma zarfı ile ki denizli size her konuda yardımcı olmak isteriz. İsteriz yüklen isteyen kim biz? Biz gizli özne biz ne isteriz arkadaşlar? size her konuda yardımcı olmak belirtisini esne. D seçeneğinde A ve C'de olduğu gibi cümlemiz temel ve yardımcı ögelerden oluşmuş. Cevap neydi? Cevap hatırladınız mı? Cevap Bursa'ydı arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. 13 Ayten benim en güvenilir arkadaşımdır cümlesini yükleme hangisi doğru olarak verilmiştir? Sadece arkadaşım kelimesini yüklem olarak görüyorsanız, düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada bir sıfat tamlaması var. Arkadaş isim nasıl arkadaş? Benim en güvenilir arkadaşım. Yani şu ifadeyle arkadaşlar, arkadaşım ifadesi bir sıfat tamlaması oluşturuyor. Bir söz grubu oluşturuyor. Söz gruplarını parçalayamazsınız. Bu nedenle cevap Adana. Benim en güvenilir arkadaşım olan kim? Ayten. Ayten özne oluyor. Yani bu cümle temel ögelerden yüklem ve özne ile oluşturulmuş. Sevgili öğrenciler güvenilir kelimesindeki ireki zaten sıfat bileki. Sıfat bileki varsa öncesi ve sonrası var. Yani orada bir sıfat tamlaması var. 14 gizli özne cümlede sözcük olarak bulunmayan yüklemin çekiminden anlaşılan öznedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır? A. Öyküler, romanlar ya da efsaneler iç dünyamızı zenginleştirir. Zenginleştirir yüklem, zenginleştiren ne? Öyküler, romanlar ya da efsaneler. Bakın öznemiz açıkça belirtilmiş. Burada bir gerçek özne var. Geçelim beyi açtığı iş yerinde birkaç ay sonra değişikliğe gitti. Gitti yüklem. Giden kim? O arkadaşlar. O bu durumda gizli özne oluyor. Cevap Bursa. Şimdi gitti çekimli fiil. Ben gittim. Sen gittin. O gitti arkadaşlar. O gitti. Evet söyleyemedik. Gitti. Şurada bir ünsüz benzeşmesi var. Beynim sürçtü. Gel öğrenciler gitti yüklem giden kim o o gizli özne. C dün oynanan maçta topu dışarıyı Hakan attı. Dün oynanan maçta topu dışarıyı Hakan attı. Attı yüklem atan kim Hakan Hakan özne arkadaşlar. Denizli ağaçtaki elmalar bir bir yere düşüyor düşüyor yüklem düşen ne ağaçtaki elmalar özne. Bakın A C ve D'deki özne gizli özne değil yani A, C ve D'de söz ya da söz grupları özne olarak kullanılmış. B'de gizli özne olarak o şahıs zamiri üçün tekil şahıs zamiri kullanılmış arkadaşlar. Cevap Bursa. Ve son soru 15. 6 çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir? Geride kaldı hayattan tad aldığımız günler. Geride kaldı yüklem oluyor. Geride kalmak bir söz grubu arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış. Geride kalan ne? Hayattan tat aldığımız günler. Özne sevgili öğrenciler. Özne neden uzun? Şuradaki dık eki sıfat fiile ki az önce söyledim. Sıfat fileki varsa öncesi ve sonrası var. Yani orada bir öz grubu var arkadaşlar. Cevap denizli. Ekranın sol üst köşesinde arkadaşlarım ekranın sol üst köşesinde Cümle ögeleri ile ilgili oynatma listesi videoları var. Oradaki videoları izleyerek cümlenin ögeleri konusunu kavrayabilirsiniz. Bu sene LGS 2024'te cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru çıkabilir. Çünkü geçen sene yani 2023 yılında herhangi bir soru gelmemişti.